TRT Türk ekranlarına, Kültür Pusulası'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Kenan Gürsoy. Kenan Bey hoş Hoş geldiniz. bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de afiyettesiniz Çok inşallah. şükür biz de iyiyiz. Kenan Bey, Ankara'da ve İstanbul'da geçen bir çocukluk döneminiz var. O dönemle bugünü kıyasladığımızda neler değişti hayatımızda? Hem benim hayatımda hem de bu iki şehrin hayatında pek çok şey değişmiş olmalı. Ben 1950 yılının son günlerinde, yani bir yarım asrın diğer bir yarım asra tahvil olunacağı o dönemde, 29 Aralık'ta doğdum. Ve babamın bir akademisyen olması dolayısıyla, çünkü bir hukuk profesörünün oğluyum, Ankara'da devlet lojmanlarına hak kazanmışlardı. Bu devlet lojmanlarının ilk sakinleriydiler. Ve bu devlet lojmanları da bildiğimiz Saracoğlu Mahallesi'ydi. Yakın zamanda restore Evet. ediliyor, edildi. Bir ara sıkıntıya girdi, acaba kalacak mı, kalmayacak mı diye, ama pek çok hatıraları olan bir yerdir. Yeni Ankara'nın, 1920'lerden sonra kurulan Yeni Ankara'nın merkezinde olan, Güven Park'ın hemen arkasında bulunan, Çankaya Kaymakamlığı'nın içinde olduğu ve Milli Kütüphane'nin o zaman içinde olduğu çok hoş bir semtti. İlk dönem ilkokul, Namık Kemal İlkokul, daha sonra yine tekrar yeni kurulan bir semt Ankara'da Emek Mahallesi'ne taşındık. Arsa üzerine imkanlar verilerek, kredilerle yapılan o apartmanlardan biri, babamın kendi imkanlarıyla yaptırdığı bir tanesiydi, bir apartmandı. Orada oturmaya başladık ve Ulubatlı Hasan İlkokulu'na, Bahçeli Evler'de devam ettim. 5. sınıfın tam da ortasında biz İstanbul'a naklettik. Ve İstanbul'a naklettiğimizde de İstanbul'da annemin ailesi olan, klasik bir İstanbullu aile olan, gelenekli bir tasavvufi aile olan o ailenin ata evinde, yani büyük babamın evinde yerleştik. Her iki tarafında, yani hem Ankara'nın hem İstanbul'un 1950'li yıllarının çocukluğum çerçevesinde, demek ki idrak ettiğim yaşlar 1950'lerden 60'lara kadar, o ilk dönemlerinde her iki şehrin de klasik diyebileceğimiz semtlerinde oturduk. Ankara'nın kendine mahsus bir ruhunun olduğunu belki kitaplardan okursunuz, belki Milli Mücadele yıllarını düşünebilirsiniz. Fakat bir de yeni bir rejim çerçevesinde Ankara'nın şartlandığı, farklı binaların yapıldığı, daha düzgün belki caddelerin, sokakların çizildiği, parkların yapıldığı bir Ankara'ydı. Ve insanların giyimine, kuşamına dikkat edilmesi gerektiği bir zemindi Ankara o zaman. Hatırlıyorum, Kızılay'da babamla yürürken, o zaman bir de şapka giyilirdi. Herkes birbirine böyle şapkalar çıkartılarak selam verirler ve neredeyse birbirlerini de tanırlardı. Bunlar Ankara bürokrasisi veya Ankara öğretim üyeleri, öğretmenleri ve oluşmakta olan bankaların memurlarıydılar. Böyle bir Ankara, düzgün bir Ankara ve bir tarafıyla da ikiye bölünmüş bir Ankara'ydı. Çünkü Sıhhiye Köprüsü'nün ulusa doğru olan tarafın eski Ankara'yı ifade ediyordu. Belki Cebeci'yi de içine alacak şekilde. Ama Sıhhiye Köprüsü'nden Kızılay'a doğru gelen kısımda Yenişehir adını taşıyordu. Ve orada hem Kızılay, bizim bulunduğumuz Saracoğlu Mahallesi, Kavaklıdere, Çankaya, Ayrancı gibi semtler o yeni Ankara'nın ifadeleriydi. Bir farklı ruh vardı Ankara'da. Yani hissettiğimiz, Anadolu'nun temiz yürekli insanların, Ankara'nın kendi içinde var olan o ahi teşkilatlanmasından kaynaklanan mütevazi, mazbut aile tiplerinin yaşadığı, bir de Ankara'da oluşan yeni bir memur zümresinin oraya intibak ettiği bir Ankara'ydı. Kolay yaşanan, kolay insanlar arasında ilişkilerin kurulduğu bir yerdi. İstanbul'a geldiğimde, zaten gelip gittiğimiz bir yerde ata evimiz, ben İstanbul'un klasik Fatih semtinin, Hırkayı Şerif mahallesinin bir konağının insanıydım, çocuğuydum. Adet olduğu veçile Hırkayı Şerif Camii'ne çok yakın bir yerdeydik ve
Evet, ayet olduğu veçiyle Hırkayı Şerif İlkokulunda ilkokulu bitirdim. Bu da benim için pek bir kıymetlidir maddi ve manevi olarak. Şimdiden çok farklı bir İstanbul'un içindeydik. Çünkü bulunduğumuz sokakta bizimle beraber bahçe içinde iki tanesinin veya bir tanesinin kargir olduğu fakat diğerlerinin ahşap olduğu bahçe içinde evlerdi. Şimdi o evlerin toplamı neredeyse aynı bir apartmanın iki katına eğer 3-4 daire ise sığıyor. Komşuluk münasebetleri fevkalade farklıydı. Bunlar İstanbul'un İstanbullu aileleriydiler. O örfü, adeti, bayramlaşmalardan kandilleşmelere kadar giden o zemini gayet iyi çocukluğumuzda yaşadık. Hatta biraz fazla da yaşadık gelenekli bir aile olmuş olmamızdan kaynaklanan bir yapı dolayısıyla. Biz yani bizden önce yaşamış olanların herhalde bir 50-60 yıl öncesine de kendi içimizde barındırdık çocukluk dünyamızda. Evimiz 1878'den beri bize aitti. Şimdi 147 seneden beri, 146 seneden beri. Şimdi de o şimdi evde de aynı yaşıyorsunuz. Evin aynı konağı restore edilmiş şeklinde yaşıyoruz. Oradaki o eskilik, klasiklik hep bizim içimizde bir şeyler katmıştır. Çok farklı bir İstanbul'du. 1950'li yıllarda benim doğduğum 50'nin içinde nüfus sayımı galiba 800 bin filan İstanbul'un. Şimdi 20 milyon demek ki şu kadar artmış ya da 1 milyon en fazla. Bu demografik anlamda ve kültürel anlamda büyük problemlerin çıktığı, çatışmaların olduğu, eski alışkanlıkların bir şekilde unutulduğu ya da hiçe sayıldığı, yenilerinin de yerine başka şekilde yerine yerleşmediği bir İstanbul idi burası. Ankara da aynı şekilde çok küçük bir şehirdi. Her seferinde demek ki bulunduğum Ankara ve İstanbul semtleri kendi özelliklerini, belki de ilk olma özelliklerini bir bakıma taşımış olan semtlerdi. Hocam aileniz akademisyen bir aile ama ailede felsefeci yok. Ailenin ilk felsefecisi sizsiniz. Felsefeye olan ilginiz nasıl başladı? Eski kültürü taşıyan hem anneanne tarafından hem büyük babam tarafından bir ailenin çocuğuyum ben. Yani 1800'lerden itibaren öğretim üyesi demesem bile işte medrese öğretmen, profesör gibi veya profesör olmasa bile yüksek okullarda hocalık etmiş o insanların çocuğuyum. Babam da yine Cumhuriyet Türkiye'sinin 1910'lu yıllarda doğmuş. İlk yapılan, oluşmakta olan o yeni rejim dolayısıyla farklı bir tahsil almış. Ankara'ya da 1928'de liseye gelmiş Orta Anadolu Aksaray'dan. 30'lu yılların ortasında hukuk fakültesinden mezun olmuş ve yurt dışına Brüksel'e gidip orada doktorasını hukukçu olarak yapmış bir babaydı. Doğrusu ben lise çağlarından itibaren felsefe yapmayı istedim. Anne tarafım buna çok iyi baktı. O eski klasik aile tipi de benim nereye gideceğim aşağı yukarı belliydi. Fikir ve muhakeme itibariyle, entelektüel muhakemeler itibariyle. Fakat babam çok fazla razı olmadı. Onun kafasında benim kendisi gibi hukukçu olmam daha uygun olacaktı. Allah'tan ki liseyi bitirdiğim sırada ben Fransız Erkek Lisesi mezunuyum Saint-Benoît'dan. O zaman başarılı öğrencilere verilen bir bursun içinde bana uygun görülen bir burs bana verildi. Ve ne yapmak istediğim sorulduğunda da ben felsefe yapmak istiyorum dediğimde felsefe yapmak üzere Fransa'ya Fransız hükümetinin bursusu olarak davet edildim. Ve lisans ve yüksek lisansımı orada yaptım. O zaman babam bir şey söylemedi. Ama istediği oydu. 85 yaşlarındaydı galiba. Ankara'da
benim verdiğim bir konferansa geldi. Ben de ahlak felsefesi üzerine, etik üzerine bir konuşma yapıyorum. Sonunda geldi ve dedi ki sen haklıymışsın. Bu çok önemli bir meseleymiş. Memnun olmuş. Memnun oldu, evet. Hocam varlık felsefesi de sizin uzmanlık alanlarınızdan biri. Aslında konu çok uzun ama insan nasıl var olur? Yani ben eğer felsefenin içinden bakıyorsak var olduğu andan itibaren meşgul oluyorum. Yani nasıl var olur sorusu daha çok benim inanç dünyamla alakalı bir sualin cevabı şeklinde gündeme gelir. Ama nasıl var olurun izahı, entelektüel açılımı, felsefi bir muhakeme çerçevesinde değerlendirilişi belki yine felsefenin işi olabilir. Ama varlık dediğimiz andan itibaren kainatta kendinizi bir bilinç varlığı olarak buluyorsunuz. Ve bu bilinç varlığı hem sizin bilginizi oluşturacak ve arkasından da siz yavaş yavaş bu bilginin kendisiyle bütünleştiği bir ahlak insanı olacaksınız. Çünkü neyi niçin yaptığınızı bileceksiniz ve bunun üzerinde değerlerle meşgul olacaksınız. İkincisi buradan hareketle de bir medeniyet kurucu tarafı var insanın. O medeniyet kuruluşuna, kültürün oluşmasına, medeniyet inşasına tıpkı insanın kendi inşası gibi katkılarıyla, düşünce katkılarıyla bir noktaya getiren bir insan olacaksınız. Yani kendi kafanızda elbette insanlığı siz getirmiyorsunuz ama kendi kafanızda bütün bunları düşünüyorsunuz. Çok doğru bir tespitiniz var, teşekkür ediyorum. Varlığa dayanmalı, yani varlık dediğimiz o alana, bunu bugün daha geniş olarak söyleyecek olursak, hakikate dayanan bir bilinç ve hakikate dayanan bir değerler sistematiği, hakikate dayanan bir ahlak görüşünün örgülendiği bir felsefe sistematiğinin içinden yürümeye çalışıyorum. Hocam konuyu biraz daha açmak adına anlam meselesine gelmek istiyorum. Tabii. Hikayemiz var her birimizin doğuştan vefat edinceye kadar. Hikayemiz nasıl anlam kazanır, nasıl anlamlanır hocam? Yani bize verilmiş olan bir emanet var. Bunun birazcık bakacak olursak iki yönü var, iki veçhesi var eski terimle. Bu emanetten bir tanesi insan olmak. Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi yerlere, göklere, her şeye teklif edilen o şeyi ancak insan kabul ediyor. Ve bundan dolayı kendisini cahil ve değil mi insafsız veya bu manada alalım zalim olarak gösteriyor. Bunun manasını iyi kavramak lazım. Çünkü bir maceranın içine kendisini atmış oluyor. Fakat ikinci emanet sizin kendi hikayeniz. Şimdi siz söylediniz kendi hikayeniz. Size bir hayat sadece insan olduğunuz o yer itibariyle teklif edilmiyor. Verilmiyor. Aynı zamanda siz bu hikayeyi yaşıyorsunuz. Onu kendinizce, irade-i cüziyenizle, yani iradenizle yönetmeye çalışıyorsunuz. O zaman bir varoluş serüveninin içerisinde kendinizi buluyorsunuz. Bir tarafıyla insanlık vicdanına sahip olmak durumundasınız. Diğer tarafıyla insanlık haysiyetine sahip olmak durumundasınız. Ve bu vicdan ve haysiyet içinde bunlardan kaynaklanan o savaşmalarla da hayata, kendinize ve bazen başkalarına rağmen devam etmek durumundasınız. Yani oluşturmak durumundasınız. Ne demek istiyorum? Kendi egoizmanıza rağmen ve hayat karşısında karşınıza çıkanlara rağmen siz bir inşa varlığı olarak orada olmaya devam edeceksiniz. O zaman sizin hikayeniz bir şekilde sizin özünüz haline geliyor. Yani diğer varlıklardan farklı olarak bu özün oluşturulması size emanet ediliyor ve siz bunu oluşturuyorsunuz. O zaman eşrefi mahlukat olmak. Eşrefi mahlukat olmak da buradan hareketle ancak bilinecek. Yani halife olmak da buradan itibaren bilinecek. Çünkü hem kendiniz kendinize emanetsiniz hem de size idraki ve sorumluluğu itibariyle bütün bir kainat emanet. İnsan olduğunuz o yerde. O zaman siz yavaş yavaş bir maceranın, bir hikayenin içinde kendinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Ben buna şahsiyet inşası, yani kişilik inşası diyorum. Aynı şeyi tek başınıza değil ama yek diğerleriyle birlikte yapıyorsanız, bir kültür ortamında yapıyorsanız, bunun bir anlam dünyası var.
ve bu kültür dünyasının size kattığı bir değerler alanı var. Anlam ve değeri bazen birlikte aynı kavrammış gibi kullanabilirsiniz. Bazen evvela anlamayı ve sonra bunun değer bilinciyle ele alınmasını düşünebilirsiniz. O zaman herhangi bir şekilde oraya bırakılmış bir varlık olarak yaşamıyorsunuz. Sahip çıkarak kendinize, değerlerinize ve anlam dünyanıza sahip çıkarak gidiyorsunuz. Anlamı arıyorsunuz ayrıca ve burada değeri de kullanıyorsunuz ve değerle bütünleşerek kullanıyorsunuz. Ve kendi iç olgunluğunuza doğru hareket ediyorsunuz. Bunu yaparken kültürü de o yoğurmaya başlıyorsunuz. İşte anlam ve değerle yoğrulan o kültür size yavaş yavaş bir medeniyet dünyasına iştirak olarak verilmiş oluyor. Ve siz şimdi sadece bir kendisini anlayan, değerleri olan, anlamları olan bir varlık değilsiniz. Kendi hikayenizde oluşan ümrana, yani medeniyet alanına katkı yapıyorsunuz. Hocam müsaadenizle sohbetimize kısa bir ara verip sonra devam edeceğiz. Şimdi de Belçika'dan yazar Zeynep Zuhal Kılıç'la yapılmış röportajı izliyoruz. Dönüşte tekrar birlikte olacağız. Zeynep Zuhal Kılıç, Belçika genç doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Belçika'da gördükten sonra 2012 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okumak üzere İstanbul'a gittim. 2017 yılında mezun olduktan sonra Belçika'ya döndüm. Burada şu an din görevlisi olarak çalışmaktayım. Çocukluğumdan bu yana şiir ve yazıya meraklıydım. Çocukluk döneminde okula gittiğim zaman lise yıllarımda özellikle Türkçe şiirlere çok önem verirdim. Kendimce de şiirler yazmaktaydım. Daha sonra normal düz yazıya geçtim. Ardından YTB'nin düzenlemiş olduğu yarışma vesilesiyle öykü alanıyla tanıştım ve öykü alanında yazmaya başladım. Korona döneminde YTB'nin düzenlemiş olduğu Türkçe ödülleri yarışması kapsamında ilk olarak öykü dalında, daha sonra ise kitap desteği alanında yarışmaya katıldım ve kitap desteği ödülünü kazanarak Mavi Defter adlı kitabımın basılmasına hak kazandım. O gün bugündür öykü alanında yazmaktayım. Farklı alanlarda denemelerde yazıyorum. Bu şekilde yazı hayatım başladı ve devam ediyor. Öncelikle ben hem çalışmakta olduğum alan, yani ilahiyat alanında olmakla birlikte psikolojiyle meraklı olduğum için insanın temel acılarını ele almayı hedefledim. Burada yaşayan Türklerin, gurbetçilerin özellikle vatan hasretiyle yaşamaları söz konusu olduğunda insanın özlemini, hasretini, varoluş sancısını, kaygısını ele aldım. Temel acıları ele aldım. Hüzün, mutluluk, bunlar birlikte yürüyen şeyler ama insanın gerçekten ortaya çıkaran, insanı gerçek manada ortaya çıkaran şey hüzündür. Onu yalın bir şekilde ortaya koyar. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan bir Türk olarak Avrupa'daki Türklerin hikayesini yazarken sadece Avrupalı Türk'ü değil aslında insanı ele almaya çalıştım. Dolayısıyla öykülerimde insanın temel acılarını ele almaktayım. Mavi Defter adlı kitabımda zaten genel itibariyle bu konular üzerine durmakta. Ve ikinci kitabım da bu yönde yazmaktayım. Yazmaya devam ediyorum. Aynı zamanda psikolojiye meraklı olduğum için özellikle de insanın varoluş sancısını irdeliyorum yazılarımda. Bir hikaye okuduğumuz zaman o hikayede kendimizi buluruz ya da bulamayız ama dışarıdan bakarız kendimize. Yani romanlar okuduğumuz zaman, öyküler okuduğumuz zaman veya bir şiir okuduğumuz zaman orada geçen karakteri kendimizle özdeşleştiririz. Dolayısıyla hikayelerin çok büyük bir önemi var kendi hayatımda da. Mesela Mavi Defter adlı öykü kitabımın ilk öyküsü, ana öyküsü daha doğrusu Mavi Defter. Orada bir hastane portresi çizmeye çalıştım. Hastanede bir hemşireyle bir hastanın arasına geçen diyaloglar var. Benim için önemli olan aslında hikayede illa birinin kendisini bulması değil ama az çok orada o kelimelerin, o cümlelerin onun kalbine dokunması. Ya ben de böyle hissediyorum demesi belki. Dolayısıyla yazının gücü, anlatının gücü var. Kelimelerin gücü var.
ve kelimelerin gücüne inanan biri olarak hikayelerin hayatlarımıza çok büyük bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. O sebeple kelimelerin oluşturmuş olduğu varlık dünyasına, anlam dünyasına ben de bir şeyler katmaya çalışıyorum. Ünlü bir filozof Martin Heidegger'in bir cümlesi var. Diyor ki, dil varlığın evidir. İnsanoğlu içine doğup büyüdüğü dil ile var oluyor. Yani kendisini o dilde var kılıyor. Düşüncesi, dünyaya bakış açısı vesaire. Fakat bizler burada doğup büyüyen gurbetçi Türkler olarak sadece Türkçe'de var olmadık. Aynı zamanda buranın, Belçika'nın 3 dili var. Flemenkçe, Almanca ve Fransızca. Bu 3 dili de öğrendik. İngilizceyi de öğrendik. Ve alanım sebebiyle, İlahiyat Fakültesi'nde okuma sebebiyle Arapçayı da öğrendim. Dolayısıyla bütün bu dilleri meclisedip aslında ortaya bir zenginlik çıkıyor. Fakat yine de kendi dilimizde okumak ve kendi dilimizde yazılan romanları, öykülerde kendimizi bulmanın çok farklı bir yerin olduğunu düşünüyorum. Bu bir yana Türkçe'de yazmanın çok farklı bir değer olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkçe'nin çok zengin bir kelime hazinesine sahip olduğunu, farklı medeniyetlerden, farklı dillerden alıntıladığı kelimelerle birlikte zengin bir düşünce dünyasına sahip olduğunu düşünüyorum. O sebeple Flemenkçe yerine Türkçe yazmayı tercih ettim. Yani burada yaşıyorken, buralıyken daha doğrusu Belçikalı bir Türk iken Flemenkçe yazabiliyorken Türkçe yazma sebebim bu aslında. Yani kendimi tamamen Türkçe'ye ait hissettiğimden dolayı, Türkçe düşünmek istediğimden dolayı, çünkü Türkçenin zenginliğine vakıf olan birinin yani soğuk bir germen dili olan Flemenkçe'de yazması pek de düşünülemez bence. Tabii bu tercih meselesi. Ben Türkçe'yi tercih ettim. Çünkü Türkçenin çok sıcak bir dil olduğunu düşünüyorum. Üniversite bir hocamızın bir cümlesi vardı. Şöyle demişti kendisi. Okumak yalnızlaşmak, yazmak yalnızlıkla barışmaktır diye. Türkiye'ye okumaya gitmeden önce burada bulabildiğim kadar kitap okumaya çalışıyordum. Türkçe kitaplar özellikle. Okuyan bir insan yalnız olur. Etrafındaki insanlar çok okumuyorsa kendisini yalnız hissedebilir. Ben bunu burada çok yaşıyordum. Türkiye'ye gidip orada üniversitede arkadaşlarımla birlikte fikri istişarelerde bulunduktan sonra orada gerçekten fikir olarak çok dolu dolu bir zaman geçirdim. İnsanlarla istişare ettim, konuştum. Tekrar buraya döndükten sonra bir yalnızlığa düştüm. Yalnızlığım daha da büyüdü. Dolayısıyla yazma ihtiyacı hissettim. Okuduklarım üzerinde düşüncelerimi, mülahazalarımı kağıda not etmek bana iyi geldi. Aynı şekilde buradayken Türkiye'ye gidip geldikten sonra da olsun, ondan öncesinde de olsun, her zaman okuduğum kitaplarda kendimi bulduğum şeyler vardı. Bir cümle olsun, bir kelime olsun veya bir hikaye. Dolayısıyla yaşadığım bazı olayları, gördüğüm, gözlemlediğim şeyler üzerinden, okuduğum şeyler üzerinde kendime bir şifa buldum. Yani bir cümle mesela bana çok büyük bir etki yaptı. Dolayısıyla yazmanın, okumanın yalnızlaştırdığını, yazmanın şifa olduğunu gördüm. Ama aynı zamanda kendi yazdıklarımla birilerinin gönlüne dokunmayı istedim. Yani birilerinin kalbine şifa olmayı istedim. O sebeple kelimelerin gücüne inanarak yazıya başladım. Daha da profesyonel olmaya çalıştım. Ve birilerinin kalbine, gönlüne dokunmaya çalıştım. Bundan sonra da temennim odur ki bundan sonra da yazmaya devam eder ve birilerinin kalbine, gönlüne dokunurum diye ümit ediyorum. Sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Kenan Gürsoy hocamız. Hocam, anlam dünyasında kalmıştık. İnsanın anlamını, anlamlandırmasını konuşuyorduk. Anlam demişken tasavvufa girelim istiyorum müsaadenizle. Sizin hem uzmanlık alanınız felsefe hem de tasavvufa bağlı bir aileden, köklü bir gelenekten geliyorsunuz. Felsefe ve tasavvuf birbirinin akrabası mıdır hocam? Neredeyse menşe itibariyle müşterek bir hareket noktasına sahiptir. Yani böyle bakalım. Hı hı. Tasavvufu tabii biz kendi kültür dünyamız ve medeniyet unsurlarımızdan biri olarak
yaşadığımız manevi hayatın, imani hayatın bir özelliklerinden biri olarak ele alıyoruz. Hatta sadece imani hayatımız değil, bu imani hayatın rapt edildiği, yani bütünleştiği sanatla ilgili olarak, mimarisinden musikisine, resmine, hattına kadar ya da ahlakına bağlı olarak da tasavvufu düşünüyoruz. Ve kendi kültür dünyamızda tasavvufun sadece kültür unsurları çerçevesinde sayılabilecek objektif özellikleri yok. Bir de insan olduğumuz o yerde kendimizi inşa sürecinde ruhani bir derinlikten bahsettiğimiz o yerde tasavvufu belki irfan olarak anıyoruz. Belki farklı terimlerle anıyoruz, hikmet olarak anıyoruz. Ama yaşanan ortada bir tasavvufi hayat var. Bir tarafıyla toplumun umumi ahlakına, irfanına tesir ettiği kadar özellikle sizin deruni hayatınıza, yani iç hayatınıza, iç olgunluğunuza, bu olgunluğa hedef veren değerlere bakarken bu tasavvufi hayatı gündeme getiriyoruz. İslam tasavvufu ve kendi Türk geleneğimizin içinde yaşanan o irfan çerçevesinde hayatın içinde görüyor. O halde hayatın sesini duyarken, hayatın sokaklarında yürürken, hayatın insanlarıyla karşı karşıyayken bu ahlakı ve ince ayarı tasavvufi açıdan alan bir kültürün çocuklarıyız. Ama dahası da var. Hem felsefenin hem tasavvufi hayatın başlangıcında, hatta süre giden o her merhalesinde ve en sonunda hayretten bahsediyoruz. Hayret makamı. Evet, en sonunda. Yani hayretimi arttır ya Rabbi diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Herhalde bunu değerlendirmek durumundayız. Ama menşe itibariyle insan her şeyin tek biçimlendirilmiş olduğunu görmediğinde ya da pek biçimlendirilmemiş olduğunu fark ettiğinde, alışkanlık haline gelmiş olayların birbirlerini takip edişlerinde sıraların bozulmasını fark ettiğinde, mesela yıldızların farklı bir seyirde takip edebilecek olduğunu, çok da öyle daha önce belirlediğimiz düzene sahip olmadıklarını anladığında, ne bileyim güneş ve arz merkezli diyelim ki açıklayış biçimleri var astronomide. Arz merkezli olarak aldığınızda yanılıyorsunuz ve bu bir şaşkınlık yaratıyor. Astronomide farklı bir paradigmaya doğru gitmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Ama bu çok daha basit olarak alışmış olduğunuz hayatın içinde bir hayretle karşılaştığınız, bir şaşırmayla karşılaştığınız o yerde bunun arkasında ne var diye bakmaya başlıyorsunuz. Ve şaşırabilmeyi alıştırabilirseniz kendinize, yavaş yavaş felsefe için söyleyeyim, entelektüel anlamda adım atıyorsunuz. Bu bir gelişme oluyor, bu bir olgunlaşma oluyor. Bu bir hikmet adına ona dostluk ve hikmet içinde bir yürüyüş haline de yavaş yavaş geliyor. Tasavvufun içinde de bu var. Yani o monoton, o maddelere ilişkin olan, o günlük hayatın, maişete ilişkin olan problemlerinin dışında bir şeyleri fark ediyorsunuz. Bu fark ediş sadece gözlemlediğiniz olaylarda olmuyor, yaşadıklarınızda da oluyor. Yani amansız bir hastalıkla yakınlarınızdan birinde karşılaşıyorsunuz. Sizi çok sıkıntıya, ızdıraba, kedere sürükleyen bir ölüm vakasını yaşıyorsunuz. Kendi ölümünüzü düşünüyorsunuz. Hayata verdiğiniz anlamı düşünüyorsunuz. Birilerinin bu hayata yeterince önem vermediğini, bu hayatın içindeki anlam dünyasını fark etmediklerini, buradan bir manevi alana doğru yükselmediklerini fark ediyorsunuz ve kendiniz böyle değilsiniz. Orada bir dinamizm takip ediyorsunuz. Yavaş yavaş tasavvufi hayat size kendini gösteriyor. Dış şekillerde yaşanan bir, sadece fıkıh olarak yaşanan, dış ahlak olarak yaşanan bir alandan iç ahlaka ve hatta iç varoluşsal serüveninize doğru gidiyorsunuz. Ve bunun fark edilişi bir ahenk arayışına sizde götürüyor. Yavaş yavaş kim ki nefsini bilir, Rabbini bilir denilen, şeklinde ifade edilen o hadis-i şerifin manasını fark etmek için Rab olana bağlılığın böylesi bir serüvende ortaya çıkmış olabileceğini de düşünüyorsunuz. O zaman yeknesak bir hayatınız yok.
herkesin yerleşmiş, rahatı içinde, alışkanlıklar çerçevesinde yaşamış olabileceği bir hayat sizi tatmin etmiyor. Ve yavaş yavaş o hayret, o şaşkınlık sizi farklı bir yol alışa götürüyor. Ve bu bir yolda oluş oluyor. Başlangıçtaki hayret müşterek gibi farklı veçeleri var. Ama yolda oluş da müşterek. Çünkü iki günü denk olan ziyandadır diyen bir peygamberin tekrar ümmetiyiz. Ve mekarim-i ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygamberin ahlakını kendimizinki kılmaya çalışıyoruz. O halde bir olgunlaşma sürecine giriyorsunuz. Bir yol varlığısınız ve kemale doğru yürüyorsunuz. Felsefede de bir hikmet dostu olarak daha iyi anlamak, daha iyi fark etmek için her merhalede bir öncekinin arkada bırakarak yeni bir merhaleye doğru geçiyorsunuz. Bu standartize edilmiş bir hayat, standartize edilmiş bir bilgi, standartize edilmiş bir değerler alanından çok bütün bunların üzerinde derinlemesine bir hayatı size önemli kılıyor. O zaman felsefe ile tasavvuf arasındaki bir alanı bu hayretten olgunlaşma sürecine, olgunlaşma sürecinden bir hikmet ve ahlak anlayışına, oradan da hayretimi arttır ya Rabbi diye o yakaran peygamberin burada ne söylediğini bir hakkın anlamamız mümkün değil ama ona yakın bir hissiyatı kendim içimizde barındırarak bir oluş varlığı haline geliyoruz. Felsefe ile tasavvuf arasındaki o bütünlüğü birbirine düşmanmış gibi görmeye alıştığımız o bütünlüğü biz bir biçimde fark etmek durumundayız. Hatta tasavvufun felsefenin içinde nasıl arzu edilmiş olduğunu ve felsefenin de tasavvufa nasıl meyletmiş olabileceğini, müşterek bir yapıda nasıl buluşabilecek olduklarını görmüş oluyorsunuz veya hissetmiş oluyorsunuz. Hocam sözleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin uzmanlık alanlarınızdan biri de kültürel diplomasi. Evet. Bu alanda uzmanlaştınız. Hocam kültürel diplomasi tam olarak nedir? Neyi kapsar? Yani bu tabii çok önem verdiğim bir hem hariciye bakımından yani dış münasebetler bakımından hem de kültür bakımından yaşarken çok önem vermemiz gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Biz hariciyeyi, dışleri münasebetlerini daha çok menfaatler, ülkeler arası menfaatler, ekonomik menfaatler, siyasi menfaatler üzerinden oluştuğunu düşünüyoruz. Hatta %90 sorsanız uluslararası ilişkiler uzmanlarına veya bu meslekte görev almış şahsiyetlere çok haklı olarak bunu bu şekilde ifade edeceklerdir. Burada bir yanlış olmayabilir. Ama bunun tek başına olmaması gerektiğini düşünüyorum. Farklı bileşenleri var. Evet, bunun daha öteye doğru, daha yükseğe doğru çıkabilecek bir tarafının olduğunu anlamalıyız diye düşünüyorum. Aksi takdirde globalleşmenin, hatta vahşi kapitalizme dayalı bir globalleşmenin ve hatta tek bir batı kültürüne dayalı olarak var kılınmış olan bir globalleşmenin sadece batıyı ya da sadece doğuyu değil, bütün bir insanlığı kendi özünden uzaklaştırabilecek olduğunu düşünüyorum. Peki nedir o öz diye soracak olursanız, biraz evvel bahsettiğimiz konular çerçevesinde de düşünelim. İnsan bir anlam, değer ve kültür oluşturucu varlıktır. O zaman her birinin anlamlar dünyası, kültür oluşturucu tarafı ve değerleri azizdir. Bütün kültürleri. Hı hı. Medeniyetler savaşımından çok medeniyetlerin acaba nerede birbirleriyle müşterek bir alışveriş içinde olduklarını da gözlemlemek, bunun sadece teknolojide, bilimde değil, fakat kültürün bütün katlamlarında böyle olmasını arzulamak söz konusu olabilir. O zaman harici ya da dışleri münasebetlerine, kültür insanları olarak bizlerin, her birerlerimizin, yani medyadan, entelektüel dünyaya, edebiyattan, öğretim üyeliğine kadar, her birerlerimizin aynı zamanda kendi kültürümüzü temsil eden, diğer kültürlerle temas kurabilen ve onlardan edindiklerini de kendi kültürlerinde işleyebilen varlıklar olmak durumunda olduğumuzu idrak edelim, anlayalım. Böyle bakıldığında farklı bir yapı, farklı bir kültür oluşturma gayreti, farklı bir insanlık anlayışı
ve medeniyetlere daha özden farklı bir bakış söz konusu olabiliyor. Bundan birkaç sene önce yapılan Kültür Bakanlığımız tarafından son derece başarıyla gerçekleştirilen Kültür Konseyi'nde, Kültür Şurası'nda özür diliyorum, farklı bir konu ele alındı. Dünyanın iyiliği için Türkiye. Ne demek bu? Bu şu demek, kendiniz olduğunuz yerde aynı zamanda başkalarına da bir mesajı taşıyorsunuz. Hı hı. Peki Türkiye'nin dünya için mesajı ne olabilir diye kendimize bakarken bunu işleyebilmemiz mümkün değil mi? Ülkelerin, medeniyetlerin zaman zaman lanse ettikleri, bazen doğrudan doğruya kültürleri bunu gösterdikleri için, bazen politik seçimler veya ideolojik seçimler dolayısıyla böyle olduğu için lanse ettikleri, yani açığa çıkarttıkları ve öbürlerine teklif ettikleri bir takım değerler, kavramlar oluyor. Mesela eski Sovyet, eski Rusya veya Sovyetler Birliği'nde emek kavramı üzerinden işlendi. Diyelim ki Avrupa insan hakları üzerinde durdu. Diyelim ki Amerika demokrasi üzerinde durdu. Bunlar bir tür cazibe alanları oluşturdu. Hem kültürlerini böyle anladılar hem de içe bakışlarını kendilerine insanlarını yetiştirirken oluşturdukları o zihniyet yapısına böyle baktılar ve dışarıya bunu lanse ederken yine kendilerini bir cazibe merkezi haline getirdiler. Yok mu Türkiye'nin aslında kendisi için kendinde asırlardan beri tatbik ettiği o insan anlayışında, yaşadığı o ahlakta, hoşgörüsünden insan olgunlaşmasına kadar olan o süreçte yok mudur bir temel kavramımız? Mesela diyerek gündeme getireyim. Mesela birlikte yaşama. Osmanlı'nın, daha önce Selçuklu'nun hakim olduğu topraklarda, bir Orta Doğu'da, Rumeli'nde, Kuzey Afrika'da, Anadolu'da çok farklı kültürler, inançlar ve diller birlikte yaşamıştır. Bunların kendi içlerinde oluşturdukları bir ahenk vardır. Bu ahengin temelindeki uslubun dayandığı bir fikri temel vardır, bir manevi temel vardır. Birlik fikri, tevhid fikri. Ahlak ama tevhidi bir ahlak, İslami ve bizim geleneklerimizin Yesevi Hazretlerinden beri gelen o yönelişinde Yunus'un harikulade işlediği 72 millete bir göz ile bakmak fikriyle bütünleştiğimiz o yerde ahlakımızdan siyasetimize kadar intikal eden o noktada hatta araştırmalarımızı ve tefekkür araştırmalarımızı üzerinden oluşturduğumuz o noktada bir birlikte yaşama temel prensibimiz var. Mesela birinin emek, birinin insan hakları, birinin demokrasi dediği o yerde Türkiye bugün dünyanın iyiliği için Türkiye dediği o yerde kültürüne böyle bir temel noktadan bakabilir. Diasporamıza, dış dünyamızdaki Türklerimize, soydaşlarımıza hitap eden bir program olduğunu bildiğim için bunu ısrarla söylüyorum. Tarihten gelen o temel, şu temel prensiplerden hareketle, bizi biz yapan temel prensiplerden hareketle bu prensibin başka kültürler içinde önemli, işlenmesi gerekli prensipler olduğunu lütfen fark edelim. Bunu el uzatarak yaşayalım ve kendimizi bunun içinden de yeniden kavramaya çalışalım. O zaman tevhidi karakter taşıyan, dinimizden kaynaklanan bu iman prensiplerimiz çerçevesinde tam da bu dünyanın iyiliği için Türkiye dediğimiz o yerde bir ufuk olacaktır diye düşünüyorum. Kenan Hocam çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Hem çok verimli hem çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. İnşallah öyle olmuştur. Sağ olun, var olun davet ettiğiniz için. Bugün kıymetli bir konuğumuzu ağırladık. Profesör Doktor Kenan Gürsoy'la akademi hayatını, felsefeyi, çocukluğunu ve kültürel diplomasiyi konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.